sadaka verenin rızkı artar. Resulullah şöyle buyurdu. Sadaka kötü ölümü önler. Yine Allah'ın sevgilisi buyurdu ki, Allah sadakayla 70 tür kötü ölümü insandan uzaklaştırır. İmam Bakır aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Sadaka dünyevi 70 belayı ve kötü ölümü def eder. Sadaka veren kimse kötü bir ölümle asla ölmez. Yine Allah'ın sevgilisi bir hadisi şerifinde buyurdu ki, sadaka veriniz ve hastalarınızı sadakayla tedavi ediniz. Zira sadaka tatsız olayları ve hastalıkları önler. Ömrünüzü ve iyiliklerinizi arttırır. İmam Bakır aleyhisselam buyurdu ki, İhsan ve sadaka fakirliği giderir, ömrü arttırır ve sahibinden 70 tür kötü ölümü def eder. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Her kim gündüz veya gece sadaka verirse, aziz ve celil olan Allah onu enkaz altında kalmaktan, yırtıcı hayvanlara yem olmaktan ve kötü ölümden korur. Yine İmam Sadık aleyhisselam buyurdu ki, hastalarınızı sadakayla tedavi edin. Sizden her biriniz günlük yiyeceğini sadaka verirse ne olur? Bazen kulun ruhunun alınma senedi ölüm meleğine verilir ama kul sadaka verir, ölüm meleğine şöyle denir, senedi geri çevir. Hazreti Ali aleyhisselam, sadaka etkili bir ilaçtır buyurmuştur. Hazreti İmam Kazım, kendisine tümü hasta olan kalabalık ailesinden şikayette bulunan birisine şöyle buyurmuştur. Onları sadaka ile tedavi et. Zira hiçbir şey sadakadan daha hızlı bir şekilde Allah katında kabul edilmez ve hasta için sadakadan daha faydalı bir ilaç yoktur. Hazreti Ali aleyhisselam, rızkı sadakayla indirin buyurmuştur. Yine buyurmuştur ki, fakir olduğunuz zaman sadaka ile Allah ile ticaret edin. İmam Sadık aleyhisselam, bazen ben fakir düşerim ve sadaka vererek Allah ile ticarette bulunurum buyurmuştur. Yine İmam Sadık aleyhisselam, oğlu Muhammed'e şöyle buyurmuştur. Ey oğulcağızım, o harçlıkta ne kadar arttı? Muhammed 40 dinar deyince şöyle buyurdu. Git ve onu sadaka olarak ver. Muhammed elimizde sadece bu 40 dinar kaldı deyince şöyle buyurmuştur. Onları sadaka olarak ver. Zira aziz ve celil olan Allah karşılığını verir. Her şeyin bir anahtarı olduğunu, rızkın anahtarının da sadaka olduğunu bilmiyor musun? Şimdi git o 40 dinarı sadaka olarak dağıt. Muhammed şöyle diyor. Ben bu işi yaptım. Henüz 10 gün geçmeden babama bir yerden 4000 dinar para geldi. Allah'ın sevgilisi bir hadisinde yine şöyle buyurdu. Çok sadaka verin ki rızkınız da çoğalsın. Yine buyurdu ki, sadaka, sadaka veren kimsenin rızkını ve varlığını arttırır. O halde Allah size rahmet etsin, sadaka verin. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Sadaka vermek borçları eda eder ve geriye bereket bırakır.